da bir oğlum. Biraz beni düşün. Daha sık buluşalım. Ne yapayım? Fark edecek diye ödüm kopuyor. Ben senin için ölümü bile göze alırım sevgilim. Kalk bak şu çocuğa. Duygu Ayşe ağlıyor. Duygu. Nereye gitti? Duygu. Oo, saat 3 olmuş. Duygu. 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 Tamam kızım. Tamam kızım, geliyorum. Duygu. Tamam kızım. Ağlama canım. Bak, anne gelecek şimdi. Sana mutfakta mama yapıyorum. Tamam mı? Tamam. Acıktın mı kızım benim? Acıktın mı sen? Acıktın mı? Nerede senin biberonun bakayım? Aa, biberonu da burada. Aa, boş. Baba şimdi sana mama yapıp gelecek, tamam mı? Tamam, ağlama kızım. Ağlama canım benim. Şimdi ben sana mama yapacağım, geleceğim. Tamam mı kızım? Aferin benim kızım. Duygu. 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 Bir tanemsin sen. Dur, yapma. Nasıl yapma? Seni çok seviyorum. Ben de. Canımsın sen. Sen de beni seviyor musun? Seviyorum. Çok, çok, çok. Sen de kalsın. Harika. Hep saklayacağım. Bir dahaki buluşmamıza kadar hiç olmazsa kokusuyla idare edin. Hadi git artık. Hadi. Şimdi. Şşt, tartık. Konuştuğumuz gibi. Yarın bekliyorum. Seni seviyorum. Seni ararım. Ben... Sürtük. Sen annesin. Annesin. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Nasıl? Nasıl sürtük? Aman be! Yetti artık. Ben özgürüm. İstediğimi yaparım. Senle karışıyorsun. Defol bu evden. Ne oldu? Başına çal evini. Sen söylemesen zaten gidecektim. Kaçacaktık. Bir yıldır planını kuruyorduk Volkan'la. Anne. Ah, bir tane. Anne. Yetti be. Hadi beni sevmiyorsun. Onu niye yaptın bunu he? Bana ne be ondan? Zaten istemiyordum. Senin ısrarın yüzünden oldu. Sus Ayşe'm, sus bir tane. Yarın sabah eşyalarımı alır, anne, giderim. Bu kadar basit. Sonra da boşanırız. Sen yoluna, ben yoluma. O ne olacak peki? Ne olacak ha, söylesene. Senin olsun. Bir de onu bela edemem başıma. Hayatımı yaşamak istiyorum. Ne yapacağız şimdi? Ağlama bebeğim, ağlama. Ayşe.
Bey. Evlenmemeliydin. Uyarmıştın beni. Hafif kız demiştin. Ailemizin namusuna söz getirir demiştin. Cahildim baba. Aşk gözlerimi bağlamıştı. Dinlemedim seni. Onunla evlendim. Ama eşeklik etmişim baba. Hamide! 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 Allah Allah! Nerede kaldı bu kadın ya? Tamam kızım dur sen. Tamam tamam geliyorum. Hamide! Geldim. Neredesin ya? İrfan Bey'i gördün mü? Salonda değil mi? Yo. Şuracıkta uzanmış yatıyordu. Ne yapacaksın İrfan Bey'i? Emlakçıdan aradılar. Arsaya müşteri çıkmış. Elinde avucunda ne varsa satıyor. Bakalım buraya ne zaman sıra gelecek. Zavallı İrfan Bey. Yıkıldı, yıkıldı. O şıllık karıdan kurtuldu ya. Boşanalı 10 gün oldu ama 10 gündür ağzını bıçak açmıyor. Ruh gibi orada burada dolaşıyor. Ne yapsın garibim? O kadının yediği naneler... Rahmetli babası karşı çıkmasına rağmen onu evine kara aldı ama Allah düşmanımızın başına vermesin. Muhlis Bey ne akıllı adammış. Ta o zaman söylediydi. Hala aklım almıyor. Duygu Hanım niye böyle bir şey yaptı?
İnsanoğlu böyle işte. Çiğ süt emmiş. İrfan Bey görüp beğeninceye kadar neydiler ki? Bir öğün tok, bir öğün aç dururlardı. İrfan Bey'le evlenip varlığa kavuşunca ne oldum delisi oldu. Öyle vallahi öyle. Çok haklısın Osman. Geldi. Hadi. Hoş geldiniz beyefendiciğim. Buyurun. Buyurun efendim terliklerinizi. Emlakçıdan aradılar. Kazasında ölmüş. Ah, Duygu Hanımcığım. Ah, Duygu Hanım. Ah, Ayşe'ye nasıl söyleyeceğiz annesinin öldüğünü? Cenazesine gidecek misiniz? Anne! Anne! Ayşe ağlıyor, ben bakayım. Ayşe. Ah yavrum, ah canım, Ayşem. Güzeller güzelim benim. Tamam kızım, tamam. Aa, annesi de gelecek kızımın. Gelecek kızımın annesi. Aa, Ayşe. Aa, canım. Ayşe. 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 Canım. Kızım benim. Ayşe, ben seni uyutayım mı? Hadi gel uyuyalım. Hadi kızım. Hadi canım. Osman efendi. Buyurun efendim. Gelsene biraz. Hadi gel biz gidelim. Söyle emlakçıya. Bu evi de satılığa çıkarsın. Nasıl efendim? Duydun dediğimi. Bu evi de satacağım. Neyim var, neyim yoksa satılığa çıkarım. Oralardan gideceğim. Belki yurt dışına. Bilmiyorum. Belki de başka bir şehre. Beni anlıyor musun? Ama efendim. Siz de memleketinize dönersiniz. Gerekli tazminat. Hatta bir ev alacak kadar toplu bir para ayırdım size. Bu para sizi uzun zaman geçindirir. Ya çocuk ne olacak İrfan Bey? Ya küçük Ayşe ne olacak? Çocuk esirgeme kurumuna falan vermeyi düşünmüyorsunuz herhalde. Sizin hiç çocuğunuz olmadı değil mi Osman? Olmadı. Çok istedik ama olmadı. Ona evladınız gibi bakacağınıza inanıyorum. Ayşe bizim evladımız zaten. Onu size versem koruyup kollar mısınız? Annelik babalık yapar mısınız? Benim veremeyeceğim şefkati verir misiniz? Öteye bile geçeriz ama köyünüze dönün diyorsunuz. Kızımı da götürün. Onu size emanet olarak veriyorum. Belki bir gün döner alır. Olur mu hiç öyle şey İrfan Bey? O yavruya yazık değil mi? Annesiz babasız nasıl büyüyecek? Öldüğümü söylersiniz. Yalandan bir mezar gösterilirse inanır. Soğudum bu hayattan Osman. Karımın ihaneti. Soğudum her şeyden. Kızımı emin bir yere bırakmak istiyorum. Karın da sen de onu çok seviyorsunuz görüyorum. Onu sadece size emanet edebilirim. Kızım önce Allah'a sonra size emanet. Emanet kızıma bakar mısınız Osman Efendi? Hemencecik uyudu yavrum. O kadar da sevimli ki. Ne oldu? Thank you.
Ayşe, kızım benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kimler gelmiş kimler? Ayşe, babaannem. Canım. Niye geleceğini söylemedin kızım? Ya sürpriz yapmak istedim yok size. Ayırırım. Evimi çok özlemişim. Her köşesini. Sizi o kadar özledim ki. Canım nineciğim benim. Hmm, canım. Bana yok mu? Canım dedeciğim. Hadi bakalım. Yolda acıkmışsındır. Bak senin için bamya yemeği yaptım. Bu babaannen de kızım gelsin onun sevdiği yemekleri hazırlayayım diyordu. Özlemişsindir ninenin yemeklerini. Hmm, harika olmuş. Sensiz boğazımızdan geçmiyor. Allah'ım, hiç ayrılmak istemiyorum buradan. Okul ne olacak küçük adım? Sen okuyacaksın kızım. Bir şey mi oldu? Dede, okuldan harç parasını istediler. Geçen dönem de yatıramamıştım. Sonra kaldığım evin kirasına 3 aydır katkı yapamıyorum. Hep arkadaşlarımın üstüne kalıyor. Ödemek için bir yerlerde çalışayım dedim ama olmuyor. Ne kadar lazım kızım? Size daha fazla yük olmak istemiyorum. Evlat yük değildir. Sen bizim torunumuzsun. Kızımızsın. Ne kadar? Şey... Bak hadi. Telefonum. Ne yapacağız? Bundan sonra baltanın sapına biraz daha sıkı sarılacağız hanım. Merhaba sevgilim. Teşekkür ederim, çok iyiyim. Geldim ya. Epey oldu. Şimdi nefis yemekler yiyorum. Ninemin üstüne yoktur. Sen ne yapıyorsun? Ablanla konuştun mu? Bu akşam konuşacağım. Şimdi nerede miyim? Yolda. Trafikte ağır ağır gidiyorum işte. Seni seviyorum canım. Ben de seni. Ne zaman dönüyorsun? Seni çok özledim. Daha yeni geldim sevgilim. Biraz kalacağım burada. Çabuk gel. Seni ablam ve eniştemle bir an evvel tanıştırmak istiyorum. Tamam. Ablan, enişten ya beni beğenmezse? Durumumu biliyorsun. Ben seni beğendim. Onlar benim beğendiğimi beğenirler. Çabuk gel sevgilim. Çalışırım. Buyur bey. Sağ ol. O gelince fakirhane şenlendi değil mi? Hı-hı. Ne yapıyor? Odasında ders çalışıyor galiba. Yavrum. Okumak için çırpınıp duruyor. Şu üniversiteyi bir bitirse de. Şurada bir yıllık kal. Bitecek inşallah. İnşallah. Nereden bulacağız? Hı? Gidene kadar Ayşe'ye para bulmamız lazım. Buluruz dedik. Nereden bulacağız? Al şunu. O senin kefen paran. Olsun canım. O bizim kızımız. Başına bir şey mi geldi acaba? Kimin? Babasının diyorum. Kızımızın babası. Ya bir gün gelirse? Kızımı almaya geldim derse. O emanet biliyorsun. Kolay da almak. 15 senedir arayıp sormadı. Şimdi mi gelip götürecek? Asla olmaz. Sus. Şimdi duyar falan da. Böyle şeyler bağıra bağıra konuşulur mu? Aman ha. Hem arasa bile bulamaz ki. Memleketimizden ayrıladı.
buralara geleli 15 seneyi geçti. Nereden bilsin bir köye taşındığımızı? Aman bilmesin aman. Sen gene de al bunu. Al. Camiden gelirken bir kolayına bakarsın. Öyle? Hiç, öyle bakınıyorum işte. Eski resimler mi? Öyle bakınıyordum işte, can sıkıntısı. Çok mu özledin kızını? Bazen. İstesen bulabilirdin. Öyle de... Bugünden sonra hayatını sarsmak istemiyorum. Ayrıca aradım da biliyorsun, yoklar. Nerededir kim bilir. Aslında kabahat bende. 1-2 yıl düzenli para gönderdim kızıma bakmaları için. Sonra yurt dışında telaşlarım çoktu, unutup gittim. Yıllarca arayıp sormadım. Bir kere görmeye bile gitmedim. Ben de öyle babayım işte. Sana bir çocuk verebilseydim bu özlemim biterdi. Hayatım lütfen açma bu konuyu. Ben şikayet ediyor muyum? Hem bizim oğlumuz var. Kayınbiraderim. Ona oğlun gibi bakıyorsun. 10 yıldır hem bana hem ona. Seni babası gibi seviyor. Çok seviyor. Ben de onu seviyorum. İşte geldi. Enişte, abla. Sizinle önemli bir şey konuşabilir miyim? Çok önemli. Evet. Seni dinliyoruz Berk. Ben birini seviyorum. Çok seviyorum. Ayşe, evlenmek istiyorum. Kim bu kız? Çok iyi biri. Sınıfı? Aynı sınıftayız. O da fakülte 3'te, ben de. Toplumsal sınıfını kastettim Berk'cim. Efendim? Sosyal statüsünü soruyorum. Enişte, önemli mi? Birbirimizi seviyoruz ya. Berk. Hayat Türk filmi değildir. Alo, Ayşe. Sevgilim, nasılsın? Seni çok özledim canım. Aman İrfan, nasıl sorular bunlar? Berk benim oğlum sayılır, biliyorsun. Çocuğumuz olmadığı için onun vasiliğini üzerime aldım. Herhalde soru sormak da hakkım. Çok değiştim birden. Değişmedim hayat. Sadece kardeşini düşündüğümden. Onun geleceğini. Her taraf zengin avcısı kızlarla dolu. Kız görmeden nasıl böyle konuşursun? Ya servet avcısıysa? Ablam ve eniştem seni çok merak ediyor. Çabuk gel. 3 gün sonra. Tamam. Dedemle ninemle biraz daha kalmak istiyorum. Hadi görüşürüz.
Selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam Osman. Kırılacak odunun var mı? Var da. Kim kıracak? Ben kırarım. Etme Osman. Bir haftada anca bu kadar kırabildim. Senden de geçti, benden de geçti bu işler. Bak hele şunun dediğini. Ben bu köyün anlı şanlı oduncusu değil miyim? O eskidendi. Kim arıyor artık seni? Ya benim yaşımdan başımdan sana ne? Sen odunlu kırdırıyor musun, kırdırmıyor musun? Onu söyle. Hadi kır bakalım Osman Efendi. Eskidenmiş ha? Dedem nerede? Bir işi çıktı. Kendinizi zora sokmayın. İmkanımız var kızım, bunu düşünme. Belki sadece akşamları çalışacağım bir iş bulurum ha? Biz sağ oldukça, tükenmedikçe okulundan geri bıraktırmayız Allah'ın izniyle. Osman, istersen bırak. Bir başkasını bulalım. Zorlama kendini. Bak olmuyor. Ya, kim demiş olmuyor diye. Bak göreceksin. Bir saat içerisinde hepsi bitecek. Sen benim işime karışma. Tamam, tamam. Kuru fasulyeyi seversin değil mi? Sana kendi ellerimle yapayım da bir gör. Bakalım İstanbul'un yemeklerine benzeyecek mi? Soğanı ne kadar çok olursa o kadar lezzetli olur. Parmaklarını yiyeceksin. Oh, kokusu da ne güzel. Nine. Ha. Annemle babamın hiç resmi yok mu? Onları çok merak ediyorum. Yok mu bir yerde resimleri? Yok kızım. Keşke olsa da göstersek. Onlar senin gerçek oğlun, gerçek gelinin değil, değil mi? Ben evlatlığım değil mi? Söyledim ya kızım. Kaç defa anlatacağım. Nasıl öldüler? Aman Ayşe, şimdi sırasın bunların. Nereden akla düştü birden? Hiç. Kızım, bir tanem benim. Biz varız ya, deden ben. Annemi babamı çok merak ediyorum. Çocukluğumdan beri rüyalarımda görüyorum onları. İkisi de o kadar güzeldiler ki. Babam çok yakışıklıydı. Annem güzeller güzeli. Hala görüyorum rüyamda. Annem sana benziyor. Babam da dedeme. Sanki tıpkılarınız. Keşke bir resimleri olsaydı. Keşke yavrum. Keşke. Onu iyi tanıyor musun? Efendim enişte? Güzel kızmış. Fakültenin en güzel kızı. Huyu nasıl? Melek melek. Bu yaşlarda öyle görünürler. Ciddi diyorum enişte. Şaka yapıyorum canım. Elbette öyledir. Getir de görelim hele şu meleğini. Ailesinin yanına gitti. Gelir gelmez hemen getireceğim. Onu çok seveceksin enişte. Göreceksin bak. İnşallah. İnşallah.
Sen benim oğlum sayılırsın. Ailemdensin yani. Sahi, senin şu meleğin ailesi ne iş yapıyor? Bilmem, sormadım hiç. O da söylemedi. Bence evvela onu sor. Osman amca, yeter bu kadar. Gerisini biz kırarız. Al şu hakkını. Yok, olmaz. Bitirmeden bir kuruş alamam. Peki sen bilirsin. Bak, parayı buraya koyuyorum. İşi bitirince alırsın, tamam mı? Tamam. Osman amca, bir şey mi oldu? Benim kızım, benim. Kızım, ne bu acelen? Deden gelseydi. Nineciğim, ben de kalmak isterim ama derslerim var. Bugün gitmeliyim. Dedeni görmeden gitmek olur mu hiç? Söyledim ya nineciğim, derslerim var. Benim. Hamide abla. Hamide abla. Benim. O kadar söyledim, bırakmadı. Osman efendi, ne oldu sana? Ne oldu böyle? Yine bel fıtığı. Biraz uzansa geçer. Gel. Benim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ateşte yemeğim var, ben gideyim. Sağ ol kızım, hadi sağ geçmiş ol. Olsun. Sağ ol. Yavaş, sağ gel. Gel. Yavaş. Yavaş, yavaş. Acele et. Şöyle, yavaş yavaş. Yavaş, yavaş. Parayı denkleştirdin mi? Ayşe gidecek. Bileziği sattım. Odun paraları falan tamamladık. Al şunu. İçeride mi? Valizini hazırlıyor. Ayakta durma, otur. Otur. Sen yine de otur. Çık. Gider ayak üzülmesin şimdi. Tamam, tamam. Dedeciğim. Allah'a ısmarladık. Dede, bir şeyin yok ya. Ne olmuş ki kızım? Turp gibiyim. Turp gibiyim, değil mi hanım? İyi, iyi. Bunlarla okul harçlarını ve kirayı ödersin. Yine neyi sattınız? Deden ne kirli çıkıdır. Yastık bank derler bana. Yastıktan çıkarıp verdi ki. Sizi zora sokmadım değil mi? Sen kaygılanma kızım. Sen yeter ki oku. Gerisini düşünme. Sizin hakkınızı nasıl öderim? Sen bizim kızımızsın. Sana canımız feda. Dede, hasta falan değilsin değil mi? Yok kızım, ben iyiyim. Heyecanlandım o kadar. Hadi, hılcı yolunda gerek. Nine, ben alırım. Hadi bakalım. Bir an evvel git, okulunu bitir, doktor ol. Doktor ol da bize bak. Çocuklar, bu akşam evde miyiz yoksa döner ayranla mı idare edeceğiz? Aman, dönerden bıktım vallahi. Sulu yemek istiyorum. Bakın ne diyeceğim. Size sulu sulu taze fasulye yemeği yapayım. Ya. Kız, seninki bekliyor. Hadi git sen. Ya yapma böyle Ebru. Ne bakıyorsun kız?
seni bekliyor. Gitsene. Hadi. Ama siz... Hadi. Bırak kızım bizi, hadi. Hem seni ailesiyle tanıştırmayacak mıydı bugün? Öyle söylemiştin ya. Öyle. O zaman ne duruyorsun? Bilmem ki. Biz başımızın çaresine bakarız. Hı-hı. Hadi bekletme eniştemizi. Hadi. Ya kusura bakmayın arkadaşlar. Hadi. Tamam tamam, biz halden anlarız. Nerede kaldın sevgilim? Haklısın ama bu okulda devam zorunluluğu var. Enişte Emre ablam seni bekliyor. Seni çok beğenecekler, göreceksin. Evet ya, çok büyük ve güzel. Hı hı. Eniştemle ablamın evi. Ben de senelerdir burada kalıyorum. Yani anlayacağın benim de evim sayılır. Bu kadar zengin olduğundan bahsetmedin bana. Ailem varlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Eniştemle ablam nerede Semra Hanım? İçerideler, sizi bekliyorlar. Gel sevgilim. Hadi gelsene. Çekinme canım. Sıkılacak bir şey yok. Rahatına bak. Havuzunuz da varmış. Abla, abla. Hah. Bak kimi getirdim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ablam Ayla. Arkadaşım Ayşe. Memnun oldum. Ben de. Gerçekten çok güzelmiş arkadaşın. Teşekkür ederim. E hadi geçin. Hadi. Eniştem nerede? Odasında. Gelir şimdi. Nasılsın Ayşe'cim? Teşekkür ederim, iyiyim. Ayşe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi ne bekliyoruz, buyurun. Semra. Aynı sınıftasınız değil mi? İkiniz de doktor olacaksınız. Ayşe fakültenin en başarılı öğrencisi enişte. Geçen sene birinci oldu. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Babanız ne iş yapıyor? Babam yok efendim. Anneniz? Annem de yok. Dedem ve ninem var. Onlar nerede yaşıyorlar? Küçük bir kasabada. Orman kasabasıdır bizim köyümüz. Aslen nerelisiniz? Efendim? Yani soyunuz nereye dayanıyor? Hayatım, bırak da misafirimiz yemeğini yesin. Tamam, tamam. Ama sorularıma tam olarak cevap alamadım. Devam edeceğiz. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim Ayşe'cim. Hoşça kalın. Buralardan otobüs geçer mi? Merak etme. Seni kapına kadar götürürüm. Hadi geç.
Berk sırılsıklama aşık. Hemen nikah yapmayı düşünüyorlar. Bu işe çok sevindim ben. Acele etmemek lazım. Neyin nesi bu kızı öğrenmeli. Araştırılmalı. Berk araştırmıştır canım. Aşkın gözü kördür hayatım. Gözleri hiçbir şey görmez. Bu yaşlarda hayat toz pembedir onlar için. Eğriyi doğruyu ayıramazlar. Biz büyükleri olarak yardımcı olmalıyız. Hata yapmasını önlemeliyiz. Berk benim öz oğlum gibi. Onu çok seviyorum. Sevdiklerimin hayal kırıklığına uğramasını istemiyorum. Ayşe'ye kanım kaynadı benim. Cana yakın kız. Öyle değil mi? Daha yakından tanımak gerekmez mi? Yarın hepsini soruşturacağım. Ailesini tanımak için memleketine kadar giderim gerekirse. Berk'in geleceği için. Onun hata yapmasını istemiyorum. İnce eleyip sık dokunmak lazım. Ben bugün Berk'le buluşacağım. Affedin beni, tamam mı? Tamam, hadi bay bay. Güle güle. Görüşürüz. Ayşe, nasılsın güzelim? Sağ ol, iyiyim. Sen? Tahmin etmiştim. Berk'i aldatıyor. Sen de kalsın. Berk benim düştüğüm tuzağa düşmemeli. Berk seni yıktı mı yoksa? Yok. Birazdan kafede buluşacağız. Ayşe, bunu Sibel'e verir misin? Kendin niye vermiyorsun? Ona olan aşkımı ancak mektupla ifade edebiliyorum. Onun yüzünü görünce elim ayağıma dolaşıyor. Ne olur bana yardım et. Tamam tamam. Gel kafeye birlikte gidelim. Belki Sibel'i de görürüz. İstanbul'da torunları okuyan bir aile varmış bu köyde amca. Aa, sen galiba Osman'ın torunundan bahsediyorsun. Kimdir bunlar? Nerede oturuyorlar acaba? Yukarı mahallede. Bana tarif edebilir misin? Ederim. Şu odunları görüyor musun? Evet. Onların arkasından şöyle git sağa sap. Hı. Biraz gittin mi tam karşında görürsün. Tamam, sağ olasın. Sen de sağ ol. Çabuk olun biraz. Hadi çabuk ol. Hadi diyorum, hadi. Aceleden hadi, bekle biraz adam. Dur şimdi. Hadi sene. Hadi teyze, gidiyoruz. Tamam oğlum, geldik, bekle biraz.
Sen neler söylüyorsun enişte? Bu evlilik olmaz. Eğer bana saygı duyuyorsan, baba gibi görüyorsan o kızla evlenme. Niye? Sadece evlenmeni istemiyorum. Eğer evlenirsen beni bu meselede yok bil. Enişte, şaka yapıyorsun. Ciddiyim. Oğlum, senin iyiliğin için konuşuyorum. Sonra pişman olmaman, hayal kırıklığına uğramaman için uyarıyorum. Daha okulun bitmedi. Geleceğini riske atma. Sen ne dersen de ben kararımı verdim enişte. Berk. Ayrıca biz bugün nişanlandık. Ve sen bu beraberliğimizi bozamayacaksın enişte. Berk. Berk. Ne oldu sevgilim? Yok. Yok bir şey. Çok dalgınsın. Yok canım. Ailen nikah meselesine bir şey mi söyledi? Nereden çıkarıyorsun bunu? Bir şey söylemediler. Biliyorum. Enişten beni istemiyor. İstemiyor beni. Nereden çıkardın? İstemez olur mu? Seni en çok merak eden de eniştem. Çocuklar ya, ben bugünkü derslerden çok sıkıldım, çok bunaldım. Bir yerlere gidip biraz kafa dağıtalım mı, ne dersiniz? İyi olur. Ayşe kızım, biraz konuşabilir miyiz seninle, yalnız? Olur, tamam, görüşürüz. Hadi. Açık konuşacağım. Berk'in peşini bırakmak için ne kadar istiyorsun? Taşra'dan gelen gözü açık kızları iyi bilirim. Ailesi zengin, toy bir delikanlı seçerler. Evlenerek geleceklerini kurtarmaktır niyetli. Artırabilirim. Ne oldu? Rakamı beğenmedin mi? O paranın peşinde olduğunu biliyorum. Çekseni. Karşılığında Berk'in yakasını bırakacaksın. Alsana. Güle güle harca.
demek oluyor bu? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ayşe! Ayşe dur! Ne oldu anlat bana. Bırak beni bırak! Artık aramızdaki her şey bitti. Bitti! Ne oldu dedim sana? Bana ne soruyorsun? Eniştene sor sana! Eniştene sor Berk! Ayşe... Çekil. Ne söyledin ona enişte? Ayşe'yi benden soğutmak için ne söyledin? Berk. Demek haberin oldu. Onu seviyorum. 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 O seni seviyor mu peki? Seviyor. Paranı, zenginliğini seviyordur. Nasıl böyle konuşursun enişte? Bak Berk. Bana değer veriyorsan, beni baban gibi sayıp seviyorsan, bana güven. Güven bana. Enişte, buna hakkın yok. Sadece gerekli olanı söyledim. Bu evde onu bir daha görmek istemiyorum. Onunla evlenmene asla razı değilim. Bildiğin bir sır mı var? Sezgilerim. Tecrübelerim. Yetmez mi? Enişte. Abla. Enişten haklı. Enişte hayır. Annen yapmaz bak bunu. Sağ ol. Odasından çıkmadı. Belli ki bozuştular. Bir şey de anlatmadı. Bekleyeceğiz. Üzüldüm vallahi. Birbirlerine ne kadar da yakışıyorlardı. Ayrılırlarsa yazık olur. Ne yapıyor acaba odasında? Rahat bırak kızı. Üf, tamam.
Sana haksızlık yaptığımı düşünüyorsun değil mi? Çok cahilce davrandığımı düşünüyorsun. İnan, bu tavrım seni ve geleceğini düşündüğüm için. O kızların amacı sadece paradır, servettir. Sevgileri gerçek değildir. Onu tanımadan bunu söyleyemezsin. Onları tanıyorum. Berk, oğlum, ben yaşadım. O kızların ruhunu okurum ben. Çünkü yaşadım, tecrübem var. Bir kızı çok seviyordum. Ondan başkasını gözüm görmüyordum. Babam o zamanlar çok uyardı beni. Ama dinlemedim. Seviyorum dedim, seviyorum. Babamı dinlemedim ve evlendim onunla. Evlenir evlenmez değişti. Başka biri oldu adeta. Derken bir kızımız oldu. Kızımız olunca daha da değişti. Hiç sevmedi çocuğumuzu. Ona annelik etmedi hiç. Hep kaçtı. Bir gün zor bir duruma düştüm. Borçlara boğuldum. O sırada başka bir zengini buldu ve kızımızın ağlamalarına kulak asmadan çekip gitti. Yavrumun anne, anne diye ağlamaları, çığlıkları hala kulaklarımda. Ayşe ona hiç benzemez enişte. Ben de aynı şeyi söylemiştim babama. Duygu bir tanedir diyordum. Bir tane. Lütfen enişte. Sen benim babam değilsin. Seni vasi tayin ettim kendime. Mirasımın çoğu sana kalacaksa benim de söz hakkım olmalı. Hiçbir şeyinizi istemiyorum. Ben onu istiyorum, onu. Tamam mı? Senin geleceğin için sana babalık yapacağım ve onun tuzağına düşürmeyeceğim. Ayşe lütfen, lütfen dinle beni. Lütfen bırak beni, çekil yolumdan. Ayşe ne olur bir yerde oturup konuşalım. Hayır. Lütfen. Hadi. O benim babam değil. Ama baban gibi. Kim olursa olsun onun kararı değil, benim kararım önemli. Sevgilim, ikimizin de annesi babası yok. İkimiz de kararımızı kendimiz verebiliriz. Üstelik kocaman olduk. Başkasından izin almamız şart değil ki. Kim karışır bize? Senin için gerekirse ablamı da eniştemi de terk ederim. Benim için fedakarlık yapmanı istemiyorum. Ailenden kopmanı istemiyorum. Benim için hayatını değiştiremezsin. Olmaz. Ayşe. Boşuna hayal kurmayalım. Kendimizi avutuyoruz. Çok varlıklı bir ailen olduğunu bilseydim. Sen yoluna, ben yoluma. Ayşe! Gösteri seks konusunda
Haber de vermedi. Hiç bu kadar geç kalmazdı. Keşke o kadar üzerine gitmeseydin. Bu evde kalıyorsa, kayınbiraderimse, oğlum gibi sevmişsem, benimsemişsem, üzerime düşeni yapmam lazım, değil mi? Hayatta ondan başka kimimiz var? Kızını unutuyorsun. Onu niye bir daha aramıyorsun? Biliyorsun, çok aradım. Bir noktadan sonra eli kolu bağlanıyor insan. Bir baba öz kızını aramaktan yılar mı? Belki bulmak korkutuyor seni. Yıllarca arayıp sormamanın hesabını vermek kolay değil. Lütfen Ayla, bu meseleyi açma bir daha. Olmuş. Ay kız sana diyorum. Berk dışarıda diyorum kız. Bana ne? Aa, şunun ağzından çıkana bak be. Gel bakayım buraya. Ay gelmeyeceğim. Bırak beni. Gelmem. Biri benim için böyle yapacak var ya. Ya üf, bırakır mısın? Hadi yürü. Bırak beni diyorum ya. Bırak beni, görmek istemiyorum Ebru. Kız halini bir kere gör, sonra yine keçiliğine devam et. Gel bak. Yazık, üşütüp hasta olacak. Ne acımasızsın sen? Hastalanıp ölmesini mi istiyorsun? Yazık, çocuk saatlerdir yağmur altında. Kesin hasta olur zavallı. Öyle değil mi Sibel? Öyle öyle. Zatürre bile olur. Ay kıyamam. Sende hiç vicdan yok mu? Ayşe. Bana ne? Ölsün mü yani? Bana ne dedim? Taş kalp, ne olacak? Gel kız, şeker çocuk erimeden bir kez daha bakalım. Ay yüreğim dayanmıyor vallahi. Kız gel de bak şuna, öldürecek misin çocuğu? Hadi. Gel buraya. Ayşe. Bak şunun haline. Sende hiç merhamet yok mu? Ayşe inat etme, gel. Gelme, gelme. Hadi Ayşe.
Hala gelmedi. Sana diyorum İrfan. Başına bir şey gelmesin. O bana emanet. Annem bana emanet etti onu. İrfan. İrfan. Geldi işte. Berk, ne bu halin? Berk. Berk, üstünü değiştirelim. Sen kendin de değil misin yavrum? Ne bu halin, hasta olacaksın. Berk. Berk, aç şu kapıyı. Berk. Berk, sana diyorum, aç şu kapıyı. Berk'cim, lütfen aç kapıyı. Berk, hadi ablam. Üşüteceksin bak Berk. Berk, yavrucuğum, ne olur aç şu kapıyı. Ne oluyor sana Berk? Açar mısın şu kapıyı? Var mı üzerine? Ben de öyleydim bir zamanlar. Geçer, geçmeli. Kendi haline bırak. Hadi gel. Kahvaltı hazır. Bana da bir bardak doldur. Bizim zalim aşık nasıllar bu sabah? Lütfen Ebru. Şunun tavrına bak hele. Lütfen Ebru. Sen manyaksın kızım. Süzme manyaksın hem de. Çocuk senin için ölüyor. Sen kuruntu yapıyorsun hala. Bunlar da Yeşilçam filmlerinden çıkma vallahi. Bana bak. Bırak böyle kaprisleri. Bugün gideceksin, barışacaksın, tamam mı? Aşk mücadeledir kızım. Mücadele edeceksin. Hemen ilk engelde ne o pıs diye sönüvermek. Seni seviyor mu bu çocuk? Seviyor değil mi? O zaman boş ver ailesini. Yok eniştesi, yok ablası. Aşkına sahip çık kızım. Alo, duydun mu beni? Sen de seviyorsun işte. Yapma artık. Bu kız adam olmayacak. Kahvaltı hazır. Berk'cim. Berk'i gördün mü? Yok mu odasında? Buralardadır. Nereye gider bu? Enişte abla. Düşündüm taşındım ve bu evden ayrılmam gerektiğine karar verdim. Size zaten yıllardır yük olmuştum. Bundan sonra kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Lütfen aramayın beni. Biliyorum. Hakkınız çok üzerimde. Zamanı gelince öderim inşallah. Enişteciğim. Aşağı sınıftan bir gelinin evine girmesini istemiyorsun. Haklı olabilirsin. Ama ben Ayşe'siz yapamam. O benim her şeyim. Onun için sokaklarda sürünmeye bile razıyım. Beni anlamanızı istiyorum. Selamlarımla. Allah'a emanet olun. Kendine gel ya. Kendine gel. Taksi.
geliyor. Geçmiş olsun. Sen bizi öldürecek misin? Bu yapılır mı hiç? Çocuk musun sen? Şu haline bak. Çok üşütmüşsün. Zatürre'ye dönecekmiş neredeyse. Allah'a şükür kurtuldun. Aşk engel tanımıyor. Eskiden de böyleydi, şimdi de böyle. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, bu kadar çok seviyorsun, senin dediğin olsun. Enişte. Sağ ol. Sağ ol. Berk. Ayşe. Geçmiş olsun. Sağ ol. Enişten çağırdı Ayşe'yi. Kendine zarar vermeye varınca aşkınızın önüne geçemeyeceğimi anladım. Şimdi çok çabuk iyileşirim. Merak etmeyin. Ne zaman istemeye gideceksiniz Ayşem? Öyle ya da böyle enişteni ikna etmeyi başardın ya, bu işi bitmiş mi? İnşallah pişman olmaz. Yakışıklı oldun maşallah. Kızım nasıl? İyi miyim? Hmm. Ya ben nasılım kızım? Senin elbisene mi bakacaklar babaanneciğim? Olsun canım. Namazı aradan çıkaracak vakit var mı? Berk telefon ettiğinde yaklaşmışlardı ama. Farzı kılalım bari. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, dedem ninnem içeride. İyi. İrfan, ne bekliyorsun? İrfan, gelsene hayatım. İçinde tuhaf bir duygu var. Eziklik mi, sevinç mi ayıramıyorum. Kolay mı? Kız istiyoruz. Hadi, sokakta kız istenmez herhalde. İyi gördüm seni. Sağ olun. Çıkarmadan girebilirsiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun böyle. Öpeyim efendim. Berhudar ol oğlum. El öpenlerin çok olsun. Dedeciğim, misafirlerimiz geldi. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. Geçin, geçin, çekilmeyin. Sağ olun. Ayşe'cim, bu senin için. Sağ olun efendim. Buyurun, ayakta kaldınız. Buyurun, oturun. Osman Efendi.
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun biz de iyiyiz. Sizi de çok sağlıklı gördüm. Çok şükür. Tabii tabii efendim. Benim kızım. Öyledir. Nerelerdeydiniz Allah aşkına? Kasabanız çok güzel. Her taraf yemyeşil. Sanki cennetten bir köşe. Güzeldi. Evet. Güzeldi. Haklısınız. Onunla yalnız konuşabilir miyim? Kadere inanıyor musun? Kadere inanmak Allah'a inanmaktır. Başka türlüsü olmaz zaten. Baban hakkında ne biliyorsun? Babam öldü. Bunu biliyorum. Ben bebekken ölmüş. Sadece bu. Ninen, deden, sen umutlanmayasın diye öldü dedilerse. Babam öldü. Annem de kazada öldü. Şimdi ben babanın yaşadığını söylesem. Olur mu öyle şey? Hayatta olduğunu ve bir gün inandığın kaderin sizi karşılaştıracağını söylesem mesela. Sevinir miydin? Mutluluktan uçardım. İnsan babasını görünce sevinmez mi hiç? Peki o seni unutmuş olsa bile, 18 yıl arayıp sormasa, şimdi dese ki gel götüreyim seni, sarılır mısın? Film gibi konuşuyorsunuz. Ayşe. Söyleyecekleriniz bittiyse ben içeri geçeyim. Kızım. Babanı affet. Babanı affet. Niye ağlıyorsunuz? Beni affet kızım. Affet. Senin baban kızım. Sen de bizim emanet kızımızdın. Baban emanet kızını almaya geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.